Türkü türkü, çal çal, hiç durmadan aksın gitsin. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle sevgi pınarı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Anadolu'nun dile geldiği yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Emel Şenoğlu hazırlıyor. Teknik masada arkadaşımız Muhittin Yaygıngöl bizlere yardımcı oluyor. Ben Hünya Aksudüzgün. Ve ben Mustafa Toköz. Programı sizler için sunuyoruz. Sözü fazla uzatmıyoruz ve her hafta olduğu gibi bu haftada Anadolu'nun zengin gelenek ve göreneklerini yöre yöre aktardığımız programımızla sizleri baş başa bırakıyorum. Anadolu Manileri. Anadolu Manilerinde bu hafta Tokat'tayız sevgili dinleyiciler. Bayanlar arasında hoş bir sohbete kulak veriyoruz. Fatma abla, gelmedi mi şu hamurun kıvamı? Karnımızda aç, hadi bitirelim şu mantıyı. Geldi kızlar, geldi. Hadi sofraların başına. Getirelim hamurları da. Fatma abla, şu küçük bıçak benim olsun mu? Pek güzel kesiyor da mantıları sen açarsın, ben keserim. Ayşe de içini doldurur, kapatır. Al Gülşen'im, istediğin bıçak olsun. Hadi başlayalım. Fatma abla, kaynanan gelmiş köyden. Ayşe söyledi az önce. İşten güçten göremedim hiç, gözün aydın olsun. Aman canım, gözüm ne aydın olacak. İdare edeceğiz işte, mecburen gelmiş kapımıza. Eve serdim kilimi, tut kaynana dilini. Akşam oğlun gelince kırar kambur belini. Gülşen abla, Fatma abla, insan sizin konuştuklarını duyunca inan evlenesi gelmiyor he. Öyle değil mi Elif? Haklısın, ben de duyunca sizleri vaz mı geçsem sevdamdan diyorum. Aa yok canım, niye vazgeçecekmişiz? Biz analarını mı alıyoruz ki? Oyna hopla kaynana, hortlak kaynana, oğlum beni istiyor, çatla patla kaynana. Aman siz çok yaşayın kızlar. Ay siz bize bakmayın. Kaynanayı, görümceyi de boş verin. Siz seviyor musunuz ona bakın. Kapılar dayanıyor, kar yulan boyanıyor. Çok söylenme kaynana, efendim uyanıyor. Aman Fatma abla, sevdalı mıyız ben de bilmiyorum. Yok kız, kavga mı ettiniz yoksa? Aman yok, yere tartıştık geçen gün. O günden beri de aramıyor. Tokat'ın altı bağlar, selam göndersem ağlar, selam yürek soğutmaz, anca bir gönül ağlar. Olur böyle sevdalılar arasında naz, azıcık sabırlı ol. Hem kapı bir komşusunuz, çocuk nasıl ikide bir arasın seni? Bağlar başı kar mıdır, geçitleri dar mıdır? Tokat'ın güzelleri geçilecek yar mıdır? Gülmeyin Allah aşkına, ben burada derdimden yanayım, siz gülün. Deveyi duz öldürür, oğlanı kız öldürür, yiğidi kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür. Aman senin de dert ettiğin şeye bak, üzme tatlı canını, bak ben nasıl alıştım benimkinin yokluğuna. Allah'a ısmarladık sizi, duadan unutmam bizi, İnşallah gelirse görürük birbirimizi. Deli kız, ne biçim laf o, alt tarafa askere gitti gelecek, ne kaldı ki şurada? Hem her gün mektuplaşıyorsunuz maşallah. Postacı size çalışıyor. Tabii ya, postacı bizim mahalleyi yol etti. Adam her gün sana mektup taşımaktan bitap düştü vallahi. Her gün yazacak ne bulursunuz? Ben de bunu anlamıyorum doğrusu. Seninki de gitsin askere, o zaman görürsün. Bak bakalım yazacaklarım biter mi? Fatma abla doğru söylüyor. Şu geminin dümeni, ne hala koydun beni. Ağız tüfek, dil kurşun, yürekten vurdun beni. Gülşen abla, iyice gözüm korktu benim. Siz bir taraftan kaynana diyorsunuz, bu bir taraftan hasret diyor. Ay ben ne yaparım, vaz mı geçsem Halil'e varmaktan? Ay ay, laf lafa açtı bakın kızlar. Elinize sağlık, mantı da bitti. Ne sevdanızdan ne kaynananızdan vazgeçin. Hadi bakalım, her evde olur tatsızlıklar. Mantı bitti, su da kaynasın. Yiyelim vakitlice, sonra kayınvalidem akşam yemeğine gelecek. Suratını asmasın.
Aa, vakit nasıl geçti anlamadık valla. Afiyet olsun kızlar. Hadi pişirelim de afiyetle yiyelim. Ay valla acıktım, yapalım da yiyelim artık. Tamam tamam, ben pişirip geliyorum, biraz sabredin bakalım. Anadolu Efsaneleri. Efsanelerinde bu hafta Ordu Mesudiye'ye gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Başka bölgelerimizde de benzerlerine rastladığımız böyle etkileyici olaylar yaşanmıştır. Bugün biz de size Uzun Kızlar efsanesini aktarıyoruz. Yüzlerce yıl önce Mesudiye yöresinde 3 Türkmen kardeş yaşarlarmış. Bu kardeşler kış mevsiminde Mesudiye yöresinin kuytu ve sıcak yerlerinde, yaz mevsiminde de yüksek yaylalarda yaşamlarını sürdürürlermiş. Her üç kardeşin de sürülerce koyunları ve yüzlerce atları varmış. Kara Baba, Kara Aslan ve Eriçok adındaki bu üç kardeş, canlı kelekli koyunları yağız at sürüleriyle mutlu bir şekilde yaşarlarken, günlerden bir gün büyük bir düşman ordusu çıka gelmiş. Onların bu mutlu yaşamları da sona ermiş. Sona ermiş ama Türkmenler hemen teslim olmamışlar. Düşman ordularıyla aralarında denk olmayan ama yiğitçe bir mücadele başlamış. Kara Baba ve Kara Aslan adlı kardeşler bulundukları mevkide yiğitçe mücadelelerinden sonra şehit düşmüşler. Üçüncü ve en kuvvetli kardeşin askeri daha çokmuş. Onun için bu kardeşin bulunduğu tepeye Eriçok Tepesi denmiş. Eriçok Tepesi müstahkem bir kalenin bulunduğu, bir tarafı kayalık ve uçurum olan yüksek bir tepedir. Düşman bu tepeyi de kuşatmış. Tepenin üzerindeki kalenin önlerinde günlerce savaş olmuş. Düşmanlar tepeyi savaşarak alamayınca beklemeye başlamışlar. Kalede su ve yiyecek bitmiş. Günün birinde kaledeki Türkmenler artık susuz kalamayacaklarını anlayınca Eriçok Tepesi'nin yakınlarında bulunan Kübet Çeşmesi'ne su getirmeleri için 12 savaşçı ve 2 yiğit kız göndermişler. Kızlar çeşmede suyu doldurmuşlar, savaşçılar da kendilerine saldıran düşmanlarla savaşmaya başlamışlar. 12 savaşçı savaşırken kızlar Eriçok Tepesi'ne hızla tırmanıyorlarmış. Ama düşman durur mu? 12 yiğidi şehit ettikten sonra kızların peşine düşmüşler. İki yiğit Türkmen kızı kaleye epeyce yaklaşmışlar. Fakat düşman atlıları peşlerinden yetişmiş. Düşmanın nefesini enselerinde duyan kızlar da başka çareleri kalmamış. Allah'ım demişler, bizi düşmana teslim etme. Yeri yar da yerin içine girelim. Onların eline teslim olmaktansa ölmek daha iyidir. Yüce Allah onların bu masum isteklerini kırmamış. Yer yarılmış, kızların öyle uzun, öyle güzel saçları varmış ki saçlarının bir kısmı dışarıda kalmış. Uzun bir mücadeleden sonra Eriçok Tepesi düşmüş. Yerin yarılıp yarılmadığını bilemeyiz ama uzun kızların mezarları ve Eriçok Kalesi'nin önünde binlerce mezar bugün bile durmaktadır. O civarlar gezildiğinde insanoğlu ister istemez etkilenmektedir. Her üç tepede de, yani Eriçok, Kara Baba ve Kara Aslan tepelerinde muzatların mezarları ziyaret edilmektedir. Anadolu giysileri.
Mevsim çiçeği ve dal elmas. Baş bezemede canlı mevsim çiçeği ve dal elmaslar kullanılır. Çiçeklerin cinsi ve takılış biçimleri ise değişik anlamlar ifade eder. Saka başa yanlamasına takıldığında eğri baş, çekik üsküfün üzerinden dolandığında ise baş çete başı adını alır. Boyuna ise beşi birlik ve kum inci gibi takılar takılırdı. Göz ve kaşlara rastık çekilir. Orta yaşlardan itibaren başa kına yakılır. Nişan, düğün gibi günlerde yüze... şeklinde örülür. Nadiren saç serbest bırakılır. En çok kullanılan renkler al, mavi, pembe ve sarıdır. Kollara ise altın veya gümüşten şişe bilezik takılır. İpek iplik karışımı olanına ise yüzün akma adı verilir. Gömleğin alt kısımları bazen top dondan aşağıya sarkıtılır, bazen de içine sokulur. Fermene ise gömleğin üstüne giyilerek kol uçları dışarı taşınır. Fermene, altı parmak, çitare, mavi, mor, lacivert tonlarında çuha ve kadife kumaşlardan yapılan fermenelere yörede kadın cepkeni de denir. Bu fermeneler dar kesimli, sadece göğüsleri örtecek kadar kısa ve kolludur. Kol yenleri kertmeli yani dilimli olup yenleri, kol yanları ve ön kısımlarıyla arka sırt uçları sarı malzemeden şal motif işlenir. Önden kopçalanarak veya bağlanarak iliklenir. Top don veya topan don. Altı parmak, çitare ve boyama düz yerli dokuma kumaşlardan yapılan top donların ağı yaklaşık 2-2,5 metredir. Kasıktan büzülerek bağlanan bu donların ayak bileği kısmı da büzgülüdür. Uçkurlukları enli olarak farklı kumaşlardan yapılır. Uçkur bağı ise ipekten uçları tel işlidir. Top donlar özel kazanlarda kaynatılarak buruşturulur ve bükülerek saklanır. Yaklaşık 8 metre tek en kumaştan yapılan top dona yörede topan don, kırık don da denir. Düz dokuma ve boyama türünde olanlardan bazıları kumaş özelliğinden dolayı Suriye don adını alır. Kuşak veya bel bağı. Bu tür giyside iki cins kuşak kullanılır. Bunlardan biri ipek dokumadan olan trablus veya kalbur kuşaktır. Diğeri ise çoğunlukla kırsal kesimlerde kullanılan renkli ve desenli yün dokumadan uçları vişne rengi ipek kozalı bağlarla bezenen kuşaklardır. Bu kuşaklar top donun üstüne üçgen olarak katlanan kısmı ya arkaya ya da yana sarkacak şekilde. Sırta giyilenler. İpek mintan. İpek dokumadan yakasız bir mintan içe giyilir. Mintanın geniş olan kolları oyalıdır. Temel devran. Bordo veya patlıcan moru adı verilen renklerde kadife kumaştan yapılan iki parçalı bir giysidir. İlk parçası uzun ve etek uçları dantelli entari türündendir. Bunun üzerine tunik şeklindeki diğer parçaları giyilir. Temel devranın tamamı bin dallı türünde sarı işle. Denmiş yağlıklar gümüş kemerin altından yanlamasına takılır. İnci boncuk. Değişik türde krem rengi ince ve boncuklar kullanılan aksesuarlar arasındadır. Bunlar uzun bir dizi halinde boyundan aşağıya sarkıtılır. Ayağa giyilenler çorap, yünden örme krem rengi ve beyazdır. Ayakkabı kırmızı renkte Yemeni An ve Milas yöresi giysileri. Başa giyilenler fez,
nar çiçeği veya bordo renkte kısa veya uzun püsküllü bir fes kullanılır. Fes yağlık türü bezlerle beslenir ve bunun üzerine iğne oyalı kefiye sarılır. Püskül arkadan sarkar. Fes beslenmeyip sadece üzerine ipek iğne oyalı yazma da sarılabilir. Bu durumda yazmanın bir ucu püskülle birlikte yandan sarkıtılır. Sırta giyilenler: bürümcük, yüzün akma gömlek, içe yerli ipek dokumadan krem renginde uzun kollu ve kolları iğne oyalı, yakasız, önden girik, düğmeli bir gömlek giyilir. Saf ipek olanlarına bürümcek, ipek iplik karışımı olanlarına da yüzün akma denir. Cepken: en üstte mavi çuha üzerine tamamen siyah kaytan veya ibrişim işli, kolları açık ve arkadan sarkan, bazen de kopçalarıyla camedanın kollarına tutturulan cepken giyilir. Camedan: cepkenin altına giyilen camedan, Muğla'da iki türde karşımıza çıkar. Aynı renk ve işlemeden yapılmış olan bu camedanların bazılarının önü açıktır. Yani çapraz iliklenmez. Bu tür camedan kullanıldığında altına mutlaka kavuşturma giyilmesi gerekir. Diğer türüne gelince, mavi veya siyah çuha kumaş üzerine siyah kaytan işli çapraz iliklerden camedanlardır. Camedanlar dar kesimli, sadece göğsü örtecek kadar kısadır. Kavuşturma veya delme: mintan üzerine kolsuz yelek türünde çapraz iliklenen, göğsü örtecek kadar kısa olan ve önü mavi çuha üzerine siyah kaytan veya ibrişim işlemeli, sırtı ise siyah kadife kumaş üzerine sarı veya turuncu renkte ibrişim işlemeli olan kavuşturma giyilir. Kavuşturmanın halk arasındaki adı delmedir. Dolgu kuşak: beli beslemek amacıyla sarılan bir çarşaf veya uzunca kuşak türüdür. Trablus kuşağı: dolgu kuşağı üzerine göğsün alt kısmından kasıklara kadar genişlikte kalbur kuşak da denilen trablus kuşağı veya şalı sarılır. Bu kuşak renkli, desenli ve ipektendir. Bazen de bu kuşağın üzerine enli dokuma kolon bağlanabilir. Silahlık: trablus kuşağının üzerine ise koyu kahverengi deriden yapılmış, kat kat cepleri olan işlemeli silahlık özel kayışlarıyla bağlanır. Silahlık zeybeğin bir tür gardırobudur. Gözlerine değişik amaçlarla kullanılacak olan her türden malzeme konulur. Top don veya topan don: mavi çuha kumaş üzerine ön kısımları siyah kaytan işli olan top donların ağı yaklaşık 2,5 metredir. Kasıktan büzülerek bağlanan bu top donların uçkurlukları ise vişne rengi kumaştan yapılmıştır. Don alttan ancak diz kapaklarına kadar iner. Saldırma: ipek kumaş üzerine tel işlemeyle yapılan yağlıklar silahlığın yanına takılır. Yağlık: İpek kumaş üzerine tel işlemeyle yapılan yağlıklar silahlığın yanına takılır. Köstek: tamamen gümüşten olan köstekler iki çeşittir. Biri boyundan geçen ve minelik klipsiyle ortadan tutturulan Arnavut türü, diğeri ise omuzdan kopçalanan Girit türüdür. Hamayıl, musaflık, pazubant: hamayıl boyna, musaflık omza, pazubantsa kola takılır. Üçü bir arada kullanılamaz. Hamayıl ve pazubantlar gümüşten, musaflıksa işlemeli deriden yapılmıştır. İçlerine mushaf ve değişik dualar yazılarak konur. Maşa, silahlığın yanından aşağıya sarkıtılan, ucu çatal olan bir demir çubuktur. Maşanın görevi silahları bilemek ve hasmının silahlarını köreltmektir. Ayağa giyilenler: tozluk, bacaklara mavi çuha kumaş üzerine siyah kaytan işli, arkası boydan boya sık bir şekilde kopçalı olan tozluklar takılır. Tozluk bağı: tozlukların düşmemesi için üst kısımlarına koza ve püskülleri dışa gelecek şekilde tozluk bağları bağlanır. Tozluk bağları vişne renginde yerli dokumadan yapılır. Uç kısımlarında ise koza ve püsküller bulunur. Püskül uçlarında da beyaz, şeffaf veya sarı pirinç, küçük boncuklar takılıdır. Tulumbacı: ayağa krem renginde yün çorap giyilir. Ayakkabı türü olarak da siyah, ökçesiz tulumbacı kullanılır. Kepmen veya kayalık: çuha tozluk kullanılmadığı zamanlar bunun yerine üzeri işlemeli meşinden yapılan ve kepmen adı verilen deri tozluklar kullanılır. Ayrıca kayalık adı verilen özel işlemeli çizmeleri de sadece efeler giyer. Aksesuar: tabanca, fişeklik, gümüş hançer veya koltuk altı bıçağı, iki okka ağırlığında yapağı, kav, çakmak taşı, kehribar ağızlık, gümüş tütün tabakası ve kehribar tesbih. Anadolu Gelenekleri.
cami duvarı dibine. Ya da evlenmeler görüş. Davranır, ayakkabıları dağınık bırakır.
yapılan evliliklerde normal durumda alınan başlığın iki katı miktarda kan adı verilen başlık alma geleneği de görülmektedir. Söz kesmenin ardından belirlenen bir günde nişan takılır. Bu törene bazı köylerde göreye gitme, şerbet içme gibi isimler verilir. Nişanda oğlan tarafı bir heybe hazırlar. Önceleri çok yaygın olarak görülen evin büyüklerine karşı Anadolu Yemekleri. Anadolu Yemekleri'nde bu hafta Burdur'dayız sevgili dinleyiciler. Burdur'un o leziz yemeklerini beraber tanıyacağız. Burdur'da en çok yenen yemekler mercimek aşı ve çorbası, tarhana çorbası, etli ve zeytinyağlı kuru fasulye, yaprak sarması, nohut ve yahnisi, karnıkara, börülce, etli patates, biber, patlıcan ve kabak dolmaları, bulgur pilavıdır. Bu yemeklerin yanı sıra sofrada içecek olarak da en çok yoğurt, cacık ve ayran bulunur. Mevsimine göre domates salatası, çoban salata yemek masalarını süsler. Anadolu'nun dilinden bu hafta bu kadar diyoruz. Programı sizler için Emel Şenoğlu hazırladı. Ben Mustafa Topöz. Ve ben Hülya Aksu Düzgün sunduk. Teknik Masa'da Muhittin Yaygıngöl bize yardımcı oldu. Ve gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Sizlerden ayrılırken Anadolu insanına mahsus engin hoşgörü, sevgi, saygı yüreklerinizden eksik olmasın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkü türkü, çal çal, hiç durmadan aksın gitsin. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle sevgi pınarı. Anadolu'nun dili.